Grafik Düellosu ile karşınızdayız efendim. Burcu Kıratlı ile birlikte. Evet Burcu, ne yapıyoruz? Yeri iletkenin günüydü dün. Nvidia'nın günüydü. Dolayısıyla yeri iletken endeksi ve S&P'ye bakacağım ben. O taraftan başlayalım istersen. Peki başlayalım. Zaman kaybetmeden grafik düellosunu başlatıyoruz. Şimdi benim grafiğim de yeri iletken endeksinin, yani Philadelphia Semiconductor SOX indeksinin S&P'ye olan oranı var aslında bakarsan. Şimdi bu endeksin 2000'li yıllardan beri, yani aslında belki teknolojiyi daha çok konuştuğumuz hayata girdiği zamanlardan bu yana zirve yaptığını görüyoruz. Belki en fazla internetin hayatımıza girdiği zaman dilimi olarak karşımıza çıkıyor bu SOX indeksinin bu kadar yükseldiği dönem. Ve dolayısıyla S&P ile korelasyonu o zaman birin çok az altında olarak gerçekleşti. Daha sonrasında S&P ile bu endeksin, SOX endeksinin korelasyonu işte zaman içerisinde, yıllar içerisinde artıp azalsa da tekrar 2015-2016 yılları ve belki teknolojinin daha fazla hayatımıza girmesi, Apple ürünleri belki burada aklımıza gelecek olan ilk araçlar olarak akıllarda, hafızalarda yer etti. Belki Apple'ın yükselişi buna katkı sağlamıştı, özellikle yeri iletken endeksinin. Ve bununla birlikte daha çok işte çip endüstrisinin yine yeri iletkenlerin gelişmesiyle beraber artışa geçtiği bir dönem olarak karşımıza çıkmıştı. Son raddede, son noktada artık Nvidia'nın ve yapay zekanın kavram olarak hayatımıza girmesiyle birlikte bu SOX endeksinin S&P endeksine oranı artık birebir hale gelmiş durumda. Yani neredeyse birbiriyle eşitlenmiş ve bu yükselişin çoğunluğunun, yani S&P'deki yükselişin çoğunluğunun yarı iletken veya teknoloji endeksiyle korele hale geldiğini, birebir birlikte hareket ettiğini gösteren bir grafik aslına bakarsanız. Artık şu anda bir seviyesinin üzeri tamamen birebir korelasyonu işaret ediyor ve sarı ile işaretlediğim burada. Şu anda tam olarak bu seviyelere yakın ve daha fazla üzerine atıp atmayacağı işte merak konusuydu. Özellikle Nvidia'nın bilançosu ile birlikte, özellikle bu endeksin de yukarı doğru hareketini takip etmiştik ama Nvidia'nın bilançosu işte dün gelen rakamlar sonrasında olumlu şekilde fiyatlandı. İşte S&P endeksinde yukarı harekete sebep oldu. Fakat dahası için daha fazla sebep ve daha fazla hissenin de aslına bakarsanız bu harekete katılması gerekiyor. Şu anda yarı iletkenler için acayip olumlu bir dönem. Fakat bir taraftan da bu tarafta, özellikle yarı iletken tarafında rekabetin de yavaş yavaş başladığını unutmamak lazım. Google gibi, Apple gibi, Amazon gibi şirketler artık kendi çiplerini kendileri ürettirme kararı aldılar. Özellikle burada Nvidia'dan destek alan kısımdalardı. Ama şimdi kendi çiplerini ürettirme ve tasarımlarını kendi yapma noktasında büyük üreticilerle belki görüşmeye de başladılar. Dolayısıyla bu anlamda da Nvidia'nın biraz belki bu çeyrek değil ama birkaç çeyrek sonrasında bu anlamda da biraz daha bu rekabetten etkilenmeye başlayacağı bir zaman dilimde olarak karşımıza çıkabilir. Fakat yeri iletkenin hükmü her zaman olduğu gibi yapay zeka ve teknoloji bu kadar hayatımızda olduğu sürece diyelim olmaya devam edecek diyeyim ve ikinci grafiğime geçeyim. Özellikle biz tabii Amerika'nın yükselişini çok son zamanlarda çok fazla konuştuk. Ve aslında tüm dünya borsalarını hareket ettiren, işte hisse piyasalarını hareketlendiren, risk iştahının artmasını sağlayan önemli kısımda yer alıyordu Amerika hisseleri. Şimdi korelasyonuna baktığımız zaman benim buradaki grafiğimde S&P endeksinin MSCI dünya endeksine oranı olduğunu görüyoruz. Şimdi bu endeksin ikisinin birbiriyle olan oranı aslına bakarsanız düşük seviyelerde. Yani MSCI dünya endeksi işte bu risk iştahına katıldı diyoruz ama genel anlamda baktığımız zaman o kadar da yükselmiş gözükmüyor. Çünkü geçtiğimiz sene özellikle hatırlayacak olursak işte S&P yükselmişti ama buna eşlik eden borsalara baktığımız zaman işte Hindistan endeksi vardı, Nikkei endeksi vardı ama Avrupa piyasaları ve gelişen piyasalar nezdinde aynı şeyi söyleyememiştik. 2024 yılı evet daha iyi ama eski zamanların çok uzağında olduğu da aklımızda bir köşesinde kalsın. Hala dünya aslında Amerika hisse piyasalarının canlılığıyla birlikte gidiyor diyebilirim Pelin. Bakın şimdi ben kendi grafiğime geçeyim bir de. 4 haftalık hisse rallisine ara mı diye bir başlıkla birlikte özellikle Hindistan tarafına bakıyoruz, S&P tarafına bakıyoruz, RAS'a bakıyoruz. Tüm bu detaylarda şimdi genelde aslında yukarı yönlü hareketleri beraberinde görmüştük. Hisselerde bir rally
söz konusuydu ama bugün genel seviyeye bakacak olursak bir ayrışmanın yaşandığını da takip ediyoruz. S&P tarafında daha sınırlı bir hareketin yaşandığını görürken işte burada daha yüksek performansına alışmış olduğumuz özellikle Hindistan tarafına bakıyoruz. Orada bir sert bir geri çekime yaşandığını da takip ediyoruz. Dolayısıyla 4 haftalık hisse rallisine aramı başlığıyla birlikte dikkat çekiyor. Elbette resmin netleşmesini bekleyen hisse senedi piyasalarındaki fiyatlama bu senaryoyu da beraberinde fiyatlıyor. Bakalım belki yaz sonu süreci içerisinde ya da bundan sonraki süreçte aslında keskin de bir ayrışmayı yaşamıştı. Morgan Stanley, JP Morgan iki keskin bir ayrışma vardı hisse senedi tarafına. Olumlu beklentiyi aktaran kurum olumsuza, olumsuz beklentiyi aktaran kurum ise olumluya çevirmişti. Revizyonlar gelmişti. Dolayısıyla aslında burada hisse rallisine ara verilmiş gibi duruyor. Bir diğer grafiğe hızlıca geçelim. Diğer grafikte ise Ethereum performansı Bitcoin'i yakaladı. Şimdi elbette burada maviyle göstermiş olduğumuz Bitcoin tarafında, beyazla göstermiş olduğumuz Ethereum tarafında hareketlerin koreli olduğunu görüyoruz ama buradaki sıçrayışa bakacak olursak daha yatay performansları işaret ettiğimiz Ethereum tarafında ETF haberleriyle birlikte Bitcoin'deki o sıçramayı Ethereum'da da yansıtmış gibi duruyor. Dolayısıyla buradaki benzer hareketler sonucunda yatay performansına alışmış olduğumuz Ethereum'da Bitcoin hareketine benzer bir hareket yapmış gibi duruyor. Tüm bu detayları konuşmaya devam edeceğiz ama performansına bakacak olursak Bitcoin performansını yakalamış gibi duruyor. Tüm bu detayları biz bol bol konuşmaya da devam edeceğiz. Grafik Teorisi'ni noktalıyoruz efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.